Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Rabbi şrahli sadri ve esirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yafqahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhikni misalihin. Cami-i sahih okumaları devam ediyor. Kitab-ı Musaqat Bab 6'dayız. 6. babımız Babu Fadli İndari El-Mu'sir. Borçlu olan kimseye e, kolaylık tanımanın veya ona süre vermenin fazileti iyi olması babı. 26. Nolur Ruhetteyiz. Huzeyfe bin El Yemani anlatır. Der ki Allah'ın Resulü şöyle dedi. Melekler sizden önceki toplumlarda yani milletlerde bir adamın ruhunu, e, ruhunu karşıladı ve hayır namına bir şey işledin mi diye sordular. Adam hayır deyince melekler hatırlamaya çalış dedi. Bunun üzerine adam ben insanlara borç verirdim. Hizmetkarlarıma da yani benim mahiyetinde olan kimselere de darda olana mühlet vermeleri ve zengine müsamakar davranmalarını emrederdim dedi. Bunun üzerine alemlere olan Allah onu bağışladı. 27. Nurul Vete ve geldik. Ribi bin Hiraş anlatır. Huzeyfe ve Ebu Mesud bir araya geldiler. Huzeyfe şöyle dedi. Bir kimse Rabbine kavuştu yani öldü. Rabbi ona ne ile geldin yani ne iş yaptın dedi. O kimse hayır namına hiçbir şey yapmadım dedi. Ancak ben mal sahibi yani zengin bir kimseydim ve millete borç verirdim. Borçların da verilmesini insanlarda isterdim. Borcunu kolaylıkla tedarik eden alır yoksul olana da sahma yani iyi bir şekilde muamele ederdim. Bunun üzerine alemler yapılan Allah şöyle dedi. Ben kulumda vazgeçtim. Yani ne demek bu? Bu kulumdan vazgeçin. Ne demek bu? Yani onu azapla veya herhangi bir hoşnut olmayacak bir şekilde muamele etmeyin. Dedi bunu dinledikten sonra Ebu Mesud ben de Resul Aleyhisselatü Vesselam'ı böyle derken işittim diyor. 28. Nolu rivayete geldik. Yine Huzeyfe anlatıyor. Diyor ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem adamın biri ölünce cennete girdi. Adama hangi ameller yaptın da böyle bir şeyle karşılaştın diye sordular. Adam ya kendisi hatırladı ya da kendisi hatırlatıldı ve şöyle dedi. Ben insanlara satış yapardım. Darda olana borç, borçlulara zaman tanır ve borçlulardan bir kısmını yani alacağımdan bir kısmını düşerdim. Bundan dolayı mahfireten ayrıldım. oldum. Ebu Mesud dedi ki ben de bunu Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. 29. onur geldik. Huzeyfe anlatır radiyallahu an diyor ki Allah'tan bir söz gizleyemezler. Ayetini ve la yektumnallaha Hadise Allah'tan hiçbir şey gizleyemezler. Ayeti ni buyururken şöyle yani bu ayette emredilen veya bu ayette zikredilen husus nedir? Ee, şöyle izah etmiştir. Kıyamet günü Allah'ın huzuruna kendisine çok mal verdiği bir kul getirilir. Kendisine dünyadayken amel olarak iş olarak Allah için ne yaptın diye sorulur. Rabbim herhangi bir amelim yok. Yani kayda değer bir işim yok. Ama bana çok mal ver, vermiş, verilmişti, vermiştin. Ben de birilerine bir şey sattığım zaman ödemede onları sıkıştırmaz, yardımcı olurdum der. Bunun üzerine alemler apılan Allah şöyle der. Kuluma yardım etmede ben daha fazla hak sahibim. Kulumun günahlarını görmezden gelin buyurdum. Bunun üzerine Ukbe bin Amir el-Cüheni ile Ebu Mesud el-Ensari biz de bunu Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemde aynı şekilde işittik dediler. 30 Nolu rivayete geldik. Ebu Mesud'un anlatına göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden önceki ümmetlerde bir kimse hesaba çekildi. Ama hayır namına hiçbir şey bulunmadı. Fakat insanların arasına karışırdı ve zengindi. Hizmetkarlarına yani adamlarına fakiri borcundan dolayı affetmelerini emrederdi. Alemler Rab olan Allah ise biz buna yani affetmeye ondan daha layığız der. O halde onu affedin buyurdu. Yani bu kul, bu zengin olan kul Allah'ın kulları olan kimselere borç para verir ve o kimselere ya ne zaman öderse o zaman ödesin veya gücü yoksa ödeyemiyorsa vazgeçtim ödemesin tarzındaki muamelesi böyle hoşgörü ve güzel bir şekilde davranışı aziz ve celil olan Allah elbette ki kullarına daha fazla ihsan ve inam sahibi olduğundan dolayı diyor ki biz buna daha elhakız ve dolayısıyla bu kulun böyle yaptığı yaptı ve kullara iyi muamelede bulundu biz de onu affediyoruz ve onda vazgeçin diyor alemlere olan Allah 31 Nuriye'den geldik. Ebu Hureyre'nin anlattığına göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanlara borç veren bir adam vardı. Alacaklarını toplayan kölesine de darda olana gittiğin zaman alacağı ertele ve affet. Belki de Allah da bizi bu sayede affeder dedi. Bu kişi Allah'ın huzuruna çıkartıldığı zaman bu ameli sebebiyle affa mazhar oldu. Bu hadis başka bir isnatla da rivayet olunmuştur. 32 olur rivayete geldik. Abdullah bin Ebi Katede anlatır. Ebu Katede bir borçlusunu aradı ama borçlu onda saklandı. Sonra onu bulduğunda borçlu şu an dardayım yani ödeyemiyorum dedi. Ebu Katede vallahi der misin diye yemin isteyince borçlu vallahi dedi. Bunun üzerine Ebu Katede şu karşılığı verdi. Adama şunu dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu işittim. Allah'ın kendisini kıyamet günü sıkın, sıkıntılarına kurtarmasının kimin hoşuna giderse darda olana yardım etsin ve yükü olan yükünü ve yükünü hafifletsin buyurdu. Bu hadis başka bir isnatta da rivayet olunmuştur. Toplayıca, toparlayacak olursak bu babı. Yani borçlu olan bir kimseye mühlet tanıma. Adam borçlu alacağımız var. Biz ne yapıyoruz? Adama diyoruz ki sıkıntı yok. Ödersin. İşte hatladığın zaman, elin genişlediği zaman ödersin diyoruz. Şimdi burada bizden önceki ümmetlerde bir adamın güzel bir muameleden dolayı yani insanlara borç veriyor ve bu vermiş olduğu borcu da hemen insanların tepesine dikilip istemiyor. Günü geldiği zaman diyor ki adam ödeyebiliyorsa ödesin. Erteleyecekse yani ödemiyorsa fark etmez durdurun adamlarına diyor. Aynı şekilde eğer ödeyemiyorsa adam vazgeçin diyor. Yani almayın diyor. Ve bu ameli sebebiyle aziz ve celil olan Allah bu kulunu bağışladığını hadislerde öğreniyoruz. Şimdi burada bizim anlamamız gereken husus nedir? Bir insan diyelim ki herhangi bir akide sahibi değil de sadece bugünkü ifadeyle insanlık namına insanlarla iyi ilişkilerde bulunuyor. Dolayısıyla insanlara yardımda bulunuyor. Onlara borç veriyor. Borçlarını affediyor. Borçlarını siliyor. Veya istediğin zaman ödersin diyor. Veya işte diyelim ki 100 bin lira borç vermiş. Adam getiriyor 20 bin lira veriyor. Tamam diyor gerisinde vazgeçtim diyor. Bu adam herhangi bir akide sahibi değil. Herhangi bir inanç sahibi değil. Aksine putperest birisi. Aziz ve celil olan Allah'a isyan üzerine yaşayan bir kimse. Bunların hepsini bu kategoriye yani bu sınıfa dahil edebilir miyiz? Allah en doğrusunu bilir. Hayır. Peki anlamamız gereken husus nedir? Çünkü bu özellikle yapılan bu salih ameller sebebiyle kulların bağışlamasında anlamamız gereken husus bunların sahih bir inanç çerçevesinde olacağıdır. En doğrusunu yine de alemlere olan Allah bilir. Yani insanlar şöyle ki zaten Allah'a isyan üzere yaşayan kimseler böyle güzel özelliklere, böyle güzel meziyetlere sahip olmaları mümkün değildir. Ama dediğimiz gibi bizim burada anlamamız gereken iki tane husus var. Birincisi genel anlamda yani burada zikri geçen diyelim ki bir insan insanlara borç veriyor ve onlarda herhangi bir zorlamada bir talepte bulunmuyor. Diyor ki istediğin zaman ödeyebilirsin. Ödemiyor musun? Tamam vazgeçtim. Veya senin borcun 100 binden mi? 20 binden mi ödedin bana? Gerisini sildim. Böyle diyen herkes Velev ki bu adam putperest biri de olsa, işte çağımıza özellikle herhangi bir ideoloji sahibi de olsa, bu kimse Allah'a kavuştuğu zaman cennete girecek olan bir kimse midir? Allah'ın doğrusunu bilir. Böyle anlaşılmaması gerekiyor. Veya bu toplumda özellikle Allah'ın gazabını gerektirecek olan her türlü işi yapıp da nasıl olsa bu iyiliği yaptım, bu iyilik sebebiyle Allah yapılan iyilikleri karşılıksız bırakmaz ve kullanın bağışlar deyip de Rabbisine karşı isyan üzerine olup da yapmış olduğu iyiliklerini gerekçe göstererek kurtulabileceğini zanneden de bugünkü var olan yani şeriatın kemale ermesiyle bu tür bahanelerin ee, kulun Allah'a sunması veya kulların Allah'a sunması mümkün değildir. Çünkü Allah ayet-i kerimede beyan buyurduğu gibi bugün üzerinden nimetini tamamladım ve size din olarak İslam'dan razı oldum. Bu şeriat üzere yaşayan bir kimselerden aziz ve celil olan Allah razı olacağını beyan etmiştir. Kul kendisine farz olan ve Rabbisinin rızasını gerektiren işleri yapmadan böyle ee, daha başka şeylerle uğraşıp da nasıl olsa bu işleri de yaparsan efendim hem insanlar tarafında övülürsün hem de Rabbin rızasına muvaffak olursun demesi yanılgıdır. Bunların hepsini Allah en doğrusunu bilir demekle beraber yapmamız gereken husus şu sahih bir akide çerçevesinde anlamaktır. Doğrusunu alemler Rabb olan Allah bilir. Yedinci baba geldik. Yedinci babamız babu tahrimi matlil gani ve havali havaleti ve istihbab ida uhila ala melim zenginin borç ödemesini geciktirmesi haram olması havalen geçerli ve bir zengine havale yapıldığında kabul edilmesinin müstahap olması babı 33 numaralı rivayetteyiz Ebu Hureyre'nin anlatına göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zengin kimsenin sebepsiz yere yani nahak bir yere borcunu geciktirmesi zulümdür. Birinizin bir kişide bulunan alacağı için zengin birinizle havale edilirse bunu kabul etsin dedi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis başka bir isnatla da rivayet olunmuştur. İnşallah burada noktaya koyalım. Allah izin ve verirse sonraki baplarda devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil alemin.